Biz Maraş'ımızda tabii çok sıkıntılı günlerde birlikte olmuştuk. Bugün yaşama sevincimizi yavaş yavaş oluşturduğumuz, normale döndüğümüz, önümüze bakmaya yönelik psikolojimizi derleyip toparladığımız Maraş'ta sizleri böyle enerjik görmüş olmak beni çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Değerli basın mensupları, bugün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Maraş'ımızda olmamın nedenleriyle başlayayım isterseniz. 31 Mart seçimleri bir yerel seçimdi ve 31 Mart seçimlerinin bitiminden sonra yerel yönetimler başkanlığı olarak bütün illerimize kazandığımız veya kaybettiğimiz illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu illerimizde kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Kaybeden arkadaşlarımıza da süreçte verdikleri mücadele için teşekkür ediyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Ve önümüzdeki sürecin planlamasıyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. İllerimizi ziyaret etmemizin temel amacı bu ve 31 Mart seçimlerini de geride bırakmışlığın, önümüze bakmamız gerekenin, önümüzdeki gerektiğinin, önümüzdeki sürecinde planlamasında da hiç gecikmeksizin zaten teşkilatlarımız, partimizin üst kademe yönetimi hızla zaten gerekli önlem ve tedbirleri alarak önümüzdeki süreci planlama hızını giderek arttırıyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bu ay sonunda Kızılcahamam'da, yani önümüz bu haftanın sonunda Kızılcahamam'da bir milletvekilleri kampımız var. Onu takip eden bir ay sonra yine muhtemelen orada veya başka bir yerde, henüz yerini tam belirlemedik, belediye başkanlarımızın yine bir kampı olacak. Orada da durum değerlendirmeleri yapacağız. Ben bu amaçla Maraş'ımızdayım. Bu vesileyle bir kere her şeyden önce 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilemeyi asla ihmal etmemek istiyorum. Onlar nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun. Bu şehri inşa etme, bu şehri ihya etme yönünde onların ileri yaşta olanlarının mutlaka bu şehrin inşasında büyük emekleri vardır. Allah onları nur içinde yatırsın. Biz onların bıraktığı emaneti değerli bakanım, milletvekillerimiz, siz değerli teşkilat mensuplarımızla birlikte geçmişten alınan derslerle ve geleceğe yönelik olan da yapmamız gereken yapmamız gerekenleri de eksiksiz yapmak üzere büyük bir gayret ve mücadele içerisinde olarak onlara minnet borcumuzu ödeyeceğiz. Bu vesileyle tekrar nur içinde yatsınlar. Allah mekanlarını cennet etsin. Ailelerine de içten kalbi, kalan ailelerine de sabır niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Bu vesileyle bugün 27 Mayıs ihtilalinin demokrasimize yapılmış olan o demokrasi tarihimizin unutulmaz hadisesi olan 60 ihtilalinin de seneyi devriyesi. Bu vesileyle tabii 60 ihtilalinin sonucunda merhum Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan şehitlerimizi de minnet ve şükranla anmayı ihmal etmek istemiyorum. Onlara Allah rahmet eylesin. Hatta bugün sabahleyin bir şeye bakıyordum da orada bir küçük bilgiye rastladım. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Rahmetli Rıfkı Kırdar, Sağlık Bakanı ihtilal olduğunda ve o da yargılananlar içerisinde, rahmetli Rıfkı Kırdar, Lütfü Kırdar affedersiniz, şeyden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Adalet Partisi'ne geçmiş, yani parti değiştirmiş. Hakim, mahkeme başkanı şeyi soruyor, diyor ki sen parti niye değiştirdin diyor ona yargılama sürecinde. Kalp hastası Lütfü Kırdar Bey ve kalp rahatsızlığının da sebep olduğu bir strese giriyor birdenbire ve mahkeme salonunda duruşma esnasında vefat ediyor. Bu vesileyle ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ondan sonra da orada çekilmiş ızdıraplar, orada çekilmiş bin bir türlü işkence ve eziyetten ilerleyen yaşında da hayatı kararmış olan birçok insan, yuva, aile mutlaka olmuştur. O bakımdan demokrasi tarihimizin bu hiç de övünülmeyecek olan, utanç tablosu olan 60 ihtilalinde
Böylece bugün 27 Mayıs dolayısıyla anmak istedim. Hayatını kaybedenlere ve Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'ya da Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, evet, amacımız bu özellikle 31 Mart seçimleriyle ilgili sürecin sonucunu değerlendirmek olacak demiştim. Biraz sonra teşkilatlarımızla, basın mensuplarımızdan sonra onlarla birebir oturacağız, konuşacağız, durum değerlendirmeleri yapacağız. Biz 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu arkadaşlar en iyi değerlendiren, sandığı adeta konuşturan, sandığın ne dediğini çok iyi tahlil eden bir siyasi gelenekten ve siyasi tecrübeden gelen bir siyasi hareketiz. Sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en örgütlü, en organize siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının sandıktaki ifadesini çok iyi değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Buradan hareketle yapılması gerekenleri, milletimizin bizden istediklerini, milletimizin bize 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamayışımızdan ötürü neyi söylemek istediklerini de çok iyi ortaya koyup affedersiniz, çok iyi ortaya koyup önümüzdeki süreci planlama kararlılığı içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Kardeşlerim, bugünkü amacımız bu. Bugünkü Kahramanmaraş ziyaretimizin sebebi bu. Tabii daha da önemlisi burada Fırat Bey kardeşim, Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu ve ilçe belediye başkanlarımızdan kazananlarımız oldu. Eskiden belediye başkanı olup tekrar kazanan kardeşlerimiz oldu. Kaybedenlerimiz oldu biraz önce ifade ettiğim gibi. Sonuçta ama bu teşkilat, AK Parti teşkilatları, AK Parti ailesi 31 Mart sürecinde üzerinden depremin daha henüz bir yıl ile geçmediği, depremin yaralarının bile sarılma sürecinde bir kampanya yürütüldü. Ramazan oruç ağzıyla yürütüldü. Büyük bir efor, büyük bir enerji kullandı teşkilatlarımız. Ben o teşkilatlarımızdan o mücadelenin içinde olmuş ve özveriyle, davasına, sadakatla, adeta onu bir gelecek nesiller için bir vazife görmüş olan bütün teşkilat mensuplarımızı da buradan minnet ve şükranla tekrar anıyorum ve onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun onlardan da. Bu vesileyle önümüzdeki süreci planlarken 31 Mart seçimlerinde sandığın dediğini çok iyi, net bir şekilde ortaya koyup önümüz süreci planlarken onu çıkış noktası olarak belirleyeceğimizi bütün açıklığıyla ifade ediyorum.